Çok değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Siyasi iktidarın vatandaşın sorunlarını çözmekten uzak, sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen politikaları bugün halkımızı ağır bir ekonomik buhranla karşı karşıya bırakmıştır. Ülkemizin büyük bölümünü etkisi altına alan derin yoksulluk nedeniyle milletimiz artık önünü göremez hale gelmiştir. Hayat pahalılığı vatandaşın başa çıkamayacağı seviyelere ulaşmıştır. Temel tüketim ürünlerine her gün yeni zamlar ek gelirken işçilerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin, çiftçilerimizin gelirleri aynı kalmıştır. Vatandaşlarımız yaklaşan kara kış öncesinde adeta kaderine terk edilmiş durumdadır. Sadece son bir yılda elektriğe 3, doğalgaza 8 kez zam gelmiştir. Kömüre yüzde %89, oduna yüzde %41, tüp gaza yüzde %37 zam yapılmıştır. Saraylara hapsolan ve millete sırtını dönen iktidar ise artık vatandaşın feryadını duyamaz noktaya gelmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu bu tabloyu gören Sayın Genel Başkanımız tüm siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak iktidara önemli bir çağrıda bulunmuştur. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için bir karakış fonu kurulmasını önermiştir. Ancak Erdoğan iktidarı bu samimi çağrıyı dahi görmezden gelerek sorunlu politikalarında ısrar edeceğini göstermiştir. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarda bulunmasak dahi milletimizin yaşadığı ağır sorunlara karşı kayıtsız kalamayız. Ülkemizi kendi halkına zulmeden bir iktidarın insafına terk edemeyiz. Bu kapsamda pandemi sürecinde, yangın ve sel afetlerinde, ekonomik kriz şartlarında vatandaşlarımızın yanında olan belediyelerimizi yine önemli bir süreç beklemektedir. Sayın Genel Başkanımızın talimatları kapsamında bugün tüm belediyelerimizi resmi bir yazıyla bilgilendirdik. Aldığımız kararları kamuoyuyla da sizlerle de paylaşmak isterim. Belediyelerimiz kara kışta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için yeni bir seferberlik başlatacaktır. Bu çerçevede bir ihtiyaç sahiplerine yönelik ayni ve nakdi sosyal yardımlar kara kışta yeni alanları da kapsayacak şekilde artırılacaktır. İki, ihtiyaç sahibi ailelerin ısınma, elektrik ve su giderlerine destek verilecek ve bu ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanmasına da ayrıca katkı sağlanacaktır. Üç, İmkanı olan vatandaşlarımızın ihtiyacı olanlara yardım etmesine fırsat sunan askıda fatura gibi dayanışma projeleri tüm belediyelerimizde yeni uygulamalarla yaygınlaştırılacaktır. İnanıyoruz ki belediyelerimizin imkanları ve hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle vatandaşlarımız kara kışta bir nebze de olsa rahat nefes alacaktır. Ve Siyasi iktidarın sorunlu politikaları toplumsal dayanışmanın önünde duramayacaktır. Onlar vatandaşa destek olmuyorsa biz olacağız. Onlar yoksullukla mücadele etmiyorsa biz edeceğiz. Onlar tefeciler için küçük bir azınlık için çalışıyorsa biz vatandaşlarımız için çalışacağız. Değerli arkadaşlar, bizim belediyelerimiz Siyasi iktidarın tüm baskılarına, tüm engelleme girişimlerine rağmen vatandaşlarımızın yanında durmaktadır. Bilindiği gibi iktidar pandemi sürecinin başında belediyelerimizin bağış hesaplarına dahi el koyarak ne kadar insafsız olunabileceğini göstermiştir. İktidarı şimdi de tekrar uyarmak isteriz. Sakın ola ki belediyelerimizin kara kışta vereceği hizmetleri engellemeye niyet etmeyin. İhtiyaç sahibi bir vatandaşımızın daha, daha destek almasına sakın mani olmayın. Bu millet bu iktidarın vatandaşın yanında olmadığını görmüş ve artık bu yönetimden umudunu kesmiştir. O yüzden şunu söylüyoruz. Artık gölge etmeyin, başka insan istemez. Son olarak da şunu ifade etmek isterim. Belediyelerimiz bu hizmetleri kendi bölgelerinde kısıtlı imkanlarla vermek için mücadele etmektedir. Ve biz vatandaşımıza söz veriyoruz. İnşallah iktidara geldiğimizde yereldeki hizmetleri genele taşıyarak ve kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyetimizin elini ülkemizin her bir köşesine ulaştıracağız. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yerelde nasıl başardıysak genelde de aynı şekilde başaracağız. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum.